Ahmet Selim Kul hattı mı peki? Peki sevgili Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe cephesinde nedir? Yani aslında bakılırsa Gençler Birliği yenilgisinden sonra sancılı bir haftaydı. Neler yaşandı? Senden de çok seri bir şekilde toparlamanı istiyorum ve 11. Tabii Ender Bilgin, Fenerbahçe bu derbiye biraz sessiz hazırlandı desek çok yanlış olmaz. Gençler Birliği yenilgisi hiç hesapta yoktu. Bundan dolayı da hafta boyunca aslında futbolcular kendi işlerinde toplantılar yaptılar. Bu derbinin önemi konusunda hem teknik heyet hem sportif direktör Emre Belözoğlu oyunculara durumun ciddiyetini anlattı. Futbolcular zaten bu durumun farkında. Futbolcular da biraz ispat maçı olarak bakıyorlar bu maça. Herkesin bir anda çok az şans tanıdığı Fenerbahçe'yi yeniden iddialı hale getirmek istiyorlar. Bugün Gökhan Gönül takımla çalıştı. Önemli bir gelişmeydi. Sakatlanıp çıkmıştı Gençler Birliği maçında. Onunla birlikte Fenerbahçe'de herhangi bir eksik kalmadı. Tabii ki Mesut Özil ve Diego Perotti gibi uzun sakatlıkları devam eden isimler dışında bir de Sadık'ın bel ağrısı var. Fenerbahçe bu üç isim dışında tam kadro Vodafone Park'a gidecek. Muhtemel 11'de hemen aktarayım. Kalede Altay'ın oynamasını bekliyoruz. Gökhan Gönül'ün sağ bekte, stoperde Serdar Aziz, Atilla Zalai. Sol bekte Caner Erkin'in uzun bir aradan sonra 11'e dönmesini bekliyoruz. Orta sahada Gustavo, yanında İrfan Can tercihinin olmasını bekliyoruz. Burada Sosa'nın yedek başlamasını bekliyoruz. Hücum hattında da sağda Osay Samuel, solda Valencia, 10 numarada Perkas. Forvet'te de Samatta ile Erol Bulut'un Beşiktaş karşısına çıkmasını bekliyoruz. Peki, teşekkürler Ahmet Selim Kul. İki taraftan muhtemel 11'ler geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 11'leri. Halil Umut Meler karşılaşmayı yönetecek. Yarın evet uzun boylu konuşacağız ama sizlerden çok kısa yarına ilişkin bir öngörü rica edeyim. Yarın zaten altını dolduracağız. Maç öncesi programımızda var. Diğer programlarda da konuşulacak fakat böyle bir altlık olacak, yarına hazırlık olacak. Bir iki cümleyle toparlayalım. Bir defa çok zor maç. Tabii ki burada Beşiktaş ligin en iyi futbol oynayan herkesin düşündüğü tek şey var. Beşiktaş takım bugün zaten lider. Oraya boşuna gelmedi. Beşiktaş takımı hak ettiği yerde şu an. Ama bu maç Fenerbahçe açısından da çok önemli. Eğer Fenerbahçe olası bir mağlubiyette ve puan kaybında ben Fenerbahçe'nin havlu atacağını düşünüyorum. Beşiktaş bu maçı kazanırsa şampiyon demeyeceğiz ama hani bir kelime var ya şampi diye. Artık şampi mi şampi denecek gibi görünüyor. Beşiktaş takımında o hava var. Zor karşılaşma olur. Ben şunu söyleyemem ama Beşiktaş takımı bu maçı kesinlikle kazanır diye. Ben Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani en azından berabere bitirip Fenerbahçe takımını şampiyonluktan uzak tutacak. Reha Hocam. Şimdi Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında puan farkı var. Çok büyük olmasa da esasen büyük fark oyun farkı. Yani ligimizde Beşiktaş ve diğer takımlarına ayırdığımızda en önemli bir kere niye bunu söyletiyor bize Beşiktaş? Beşiktaş'ın güçlü, sürdürebilir bir oyunu var. Bu sürdürebilirlik oyunda ne var? Performans istikrarı var Ender Beşiktaş'ta. Sağ içinde işbirlikçi yapısı var. Takımdaşlığı çok yüksek bir takım. Enerjisi herkes birbirinin açığını kapayan böyle bir takım. Şimdi Fenerbahçe'ye göre de daha favori maçın. Ama özellikle böyle büyük maçlar, derbi maçlarda günlük dinamikler de önemli. Fenerbahçe'de en önemli performansı verecek ben sağ içindeki oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Erol Hoca'nın çok hata yaptığını ama onun da bu son şansı olur olmaz. Ama ben geçen haftada çok büyük hatalar yaptığını, yani sezon başından beri hiçbir Fenerbahçe takımına dokunuşunun gerçekleşmediğini söyleyebilirim. Bir tarafta kadro istikrarı var, diğer tarafta kadro istikrarsızlığı var Fenerbahçe'de. Bir türlü yakalayamayan Erol Bulut var. Oyun istikrarsızlığı da var aynı şekilde. Ama Fenerbahçe bundan sonra yarışa ortak olacaksa bir de Galatasaray takım mağlup olmuş. Bu daha da motive edecektir Fenerbahçeli oyuncuları. Tabii Beşiktaşlı oyuncuları da. Fenerbahçe bu son şansında da özellikle Erol Bulut. Yani şu ana kadar Fenerbahçe'nin topladığı puanları genel olarak oyuncular topladı. Erol Bulut puan toplaması çok azdır. Fenerbahçe takımına antrenör katkısı azdır. Ama yarın bir katkı verir mi? Ne yapar? Soru işareti. Ama oyuncu performansının ben geçtiğimiz maçlara göre daha aidiyetinin yüksek olup saha içinde daha iyi mücadele edeceğini de düşünüyorum. Ahmet Hocam kısaca.
Sercan Dikme dedi ki Beşiktaş klasik iyi oyununu oynamaya çalışacak. Bu ne? Takım boyu kısa olacak şekilde rakip kaleye yakın oynamaya çalışan, atakları çabuk bitirmeye çalışan, topu kaybettiği zaman da çabuk geri kazanan bir Beşiktaş. Yani rakip yarı sahada oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz. Diğer taraftan Ahmet Selim Kul dün programımıza bağlandı. Dedi ki Fenerbahçe de önde baskı yapmaya çalışıyor. Ki Fenerbahçe'nin önde baskı yaptığı dönemlerde iyi oynadığını, etkili olduğunu görmüştük. Demek Fenerbahçe topu kazandığı zaman Beşiktaş'tan baskı yememe adına geriden oyun kurma yerine uzun toplarla gitmeye çalışacak. Oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıkıp o baskıyı o yapmaya çalışacak. 0-0'da böyle devamlı rakip yarı sahada olma düşüncesinde olan iki takım bize keyifli bir maç vaat ediyor. Futbolcuların performansları direkt olarak sonucu etkileyecek. Erman Hocam. Hocam geçen hafta Bodrum'da bizim Ali var Karaburun'dan. Hoca sana dedi balık yollayacağım dedi. Şöyle bir şeye yollamış. Bizim şey var, marangozhane var, Zafer. Dede deriz. Hocam balıkların büyüklüğü bu kadar. Barbun ben hayatımda o kadar ilk defa görüyorum balığı. Şöyle şey kaya barbunu. Güzel ızgara yaptık, yedik. Bunu niye anlatıyorum? Hocam Ali de şuna çalışıyor artık. Bunu niye anlatıyorum? Acaba yarın Fenerbahçe bu kadar büyük barbunlar yakalayabilir mi? Rastgele bir o balıkçılıkta hocam. Ya bilmiyorum peki, anlatabildim mi? Peki yarın daha çok uzun konuşacağız. Ama Bayern Münih'in bu akşam 12. dakikada 10 kişi kalıp farklı kazandığı bir Stuttgart maçı var. 4-0. Zemin iyi miydi? Zemin iyiydi hocam. Zemin iyiydi. O güzel maçla, o güzel gollerle 90 dakikanın neredeyse tamamını 10 kişi oynayarak nasıl farklı kazanılabiliyor? Bir bakalım, onu izleyelim. Yarın derbi günü, gün boyu A-Spor'da kalın efendim. Bizden hemen sonra da son sayfa var, kaçırmayın. Büyük derbiyi, o heyecanı yaşayacağız. Hep birlikte gün boyunca A-Spor'da size gelişmeleri aktaracağız. 18'de ilk takım oyunu var. Pazarın ilk takım oyunu. Ardından maç bitiminde de yine sizlerle birlikte olacağız. İki muhabirimiz hatta mı, ikisi de? Peki önce Sercan. Sevgili Sercan, Beşiktaş'ın nasıl bir 11'le çıkacağını, Beşiktaş'taki son bilgileri bize seri bir şekilde toparla lütfen. Süremiz kısıtlı artık. Dakikaları sayıyoruz biz de. Ender Bilgin'i yayınlar, kolay gelsin. Beşiktaş bugün saat 17 itibariyle artık son antrenmanını Nevzat Demir tesislerinde gerçekleştirdi ve kampa girdi Fenerbahçe derbisi için. Hafta boyunca zaten Fenerbahçe maçına yönelik kafasında planladığı Sergen Yalçın'ın bir 11 vardı. Son taktik çalışmasında da 11 üzerinden taktik çalışma gerçekleşti antrenman sırasında. Dilerseniz ilk olarak muhtemel 11'i paylaşalım. Kalede Ersin Destanoğlu olacak. Savunmanın sağında Valentin Rozier. Solunda Rıdvan mı, Ensakalı mı aslında hafta boyunca, hafta başında Başakşehir mücadelesinden sonra karar aşamasındaydı Sergen Yalçın. Fenerbahçe derbisinde Ensakalı'nın Rıdvan'a oranla bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz muhtemel 11 içerisinde. Savunmanın ortasında da Vida Wellington ikilisi, sol stoper Wellington. 4-1-4-1 taktiğinde Josef de Souza'yı orta alanın ortasında, önlerinde Adem Leic ve Atiba, kanatların birinde Raşit Gezal, diğerinde Kayler'in, forvette ise Abubakar. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i. Taktikle ilgili en azından bir şifreyi paylaşmak istiyorum Ender Bilgin. Sergen Yalçın oyuncularıyla yapmış olduğu toplantıda sezon boyunca tüm otoriteler tarafından ligin en iyi futbol oynayan takımı olarak gösteriliyor ve bu 11'in, bu performansın, bu oyun anlayışının Fenerbahçe derbisinde de sürmesini istedi. Bizim en azından tesislerden aldığımız bilgi, Beşiktaş'ın sezon boyunca oynamış olduğu